Merhaba, Medyascope ekranlarına hoş geldiniz. Tüm izleyicilerimize iyi haftalar diliyoruz. Ben Gökçe Çiçek Kösadı, editörüm Ali Yaltın Işık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Dünyanın gözü kulağı İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda bugün 9 gün geride kaldı bugün itibariyle. Gazze'de yaşanan trajedinin durumu günden güne büyürken Mısır'ın kontrolündeki Refah sınır kapısının açılması için anlaşma sağlanmıştı. Ancak anlaşma bozuldu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken diplomatik temaslarını sürdürüyor. Savaşta son gelişmeleri Medyascope Twitter hesabından ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Hafta sonu Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 4. olağan büyük kongresi özgürlük için yeniden sloganıyla yapıldı. Partinin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak değiştirildi. Kısaca HEDEP olacak, YSP'nin yeni ismi. Eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan oldu. Kongrede tutuklu siyasetçilerin mesajları da okundu. Bütün bu detayları birazdan Berfin Bayır bizlere aktaracak. Kongrenin atmosferini, okunan mesajları kendisinden öğreneceğiz. Ardından gazeteci İrfan Aktan'la hem Yeşil Sol Parti'nin kongresini, isim değişikliğini, yeni politikaları Kürt siyasetindeki konuşacağız. Hem de Kürtler, İslamcılar ve Filistin meselesi başlıklı yazısını biraz konuşacağız. Türkiye'de İslamcıların Filistin davası ve aynı zamanda Kürt meselesine bakış açılarını soracağız. Tabii ki Kürt siyasetinin de Filistin meselesindeki tavrına kendisine soracağım İrfan Aktan'a. Günün öne çıkan diğer başlıkları ise saat 2'de Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplantısı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Medyascope muhabiri Cansu Timur takip ediyor, bizlerle olacak az sonra. İYİ Parti'nin ise Genel İdari Kurulu toplantısı var. Kürşat Zorlu bir açıklama yapacak toplantıdan sonra. Gelişmeleri öğrenmek için Medyascope muhabiri Özgecan Özgenç bizimle birlikte olacak. Şimdi İrfan Aktan'a bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz gazeteci İrfan Aktan bizimle birlikte. Hoş geldiniz İrfan Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir çatışmalarda son durumu, diplomatik temasları izleyelim, ardından sizinle olacağız. Tabii. Hamas ve İsrail arasındaki savaş 10. gününe girdi. Gazze Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana İsrail hava saldırılarında en az 2750 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 9700 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. Gazze insani yardım ulaştırılması adına Mısır kontrolündeki Refah sınır kapısının açılması için anlaşma sağlanmıştı. Ancak anlaşma bozuldu, sınır kapısı açılmadı. İsrail, Hamas'ın Gazze'de 199 rehine tuttuğunu doğruladı. Olası bir kara harekatına önemli bir tepki geldi. ABD Başkanı Joe Biden böyle bir harekatın hata olacağını söyledi. Biden'ın İsrail'i ziyaret etmesi de gündemde. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bölgedeki temaslarını sürdürüyor. Blinken, İsrail'in ardından Mısır'a gitti ve Sisi ile görüştü. ABD bir yandan müzakere kanallarını açık tutmaya çalışıyor, diğer yandan da bölgeye gemilerini gönderiyor. Birkaç gün önce Amerikan donanmasının en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford ve beraberindeki savaş gemileri İsrail'e gitmişti. USS Dwight D. Eisenhower ve beraberindeki savaş gemileri de Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı. Lübnan sınırında yaşanan çatışmalar da İsrail'i harekete geçirdi. İsrail ordusu Lübnan'ın 2 kilometre çevresinde yaşayanları tahliye etme kararı aldı. Bu plan, İsrail'in Lübnan sınırında Hizbullah militanlarıyla çatışmaya başlamasının ardından alındı. Gazeteci İrfan Aktan tekrar merhaba, hoş geldiniz. Tekrar merhaba, iyi yayınlar. Geçtiğimiz günlerde Artı Gerçek'te bir yazı kaleme aldınız. Yazının başlığı Kürtler, İslamcılar ve Filistin meselesi. Meselenin birçok boyutunu aslında açıyorsunuz, paylaşıyorsunuz okurlarınızla. Ben şöyle başlamak istiyorum. Genel itibariyle Kürt siyaseti Filistin meselesine nasıl bakıyor? Nasıl baktığını anlamak için kimlerin açıklamalarına, kimlerin yorumlarına bakmak gerekir? Bir kere şunu söyleyeyim. Daha 1960'ların sonunda Türkiye sol sosyalist hareketleriyle birlikte Kürt, o zamanın Kürt hareketleri de Filistin'de yaşanan savaş ve isyanlarda Filistin halkının mağduriyetine vurgu yaparak oradan yana bir tutum aldılar ve peyderpey özellikle 1970'lerin
70'lerden itibaren 60'ların sonunda işte Deniz Gezmiş'in yanılmıyorsam 1967 veya 69'da Filistin'e gitmesiyle birlikte bir ivme halinde sadece Türkiye'nin işte merkez şehirleri merkez şehirlerindeki üniversitelerden değil Gaziantep, Adana o civardan da çok sayıda dönemin devrimci gençleri Filistin'e oradaki kamplara gider oldular. Hem Filistin hareketine destek vermek hem de orada silahlı eğitim alarak Türkiye'ye gelip buradaki devrimci mücadeleye dahil olmak üzere. Dediğim gibi Kürt hareketleri de 1970'lerden itibaren zaten oluşumları da o tarihe tekabül ediyor. Hep Filistin halkından yana bir tavır edindiler. Fakat tabii ki tarih ve siyasi hareketler, devrimci hareketler oldukları yerde durmadılar, dönüştüler ve dönüştürüldüler. Filistin işte FKÖ'nün, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, Yaser Arafat'ın başını çektiği İslam'ı dışlamayan ama laik, seküler ve Marksistleri de, Marksist solu da içine dahil eden enternasyonalist hareketler oluştuğunda bütün dünyadan ilgi görmeye başladı. Bu aynı zamanda Filistin davasının uluslararası kamuoyu tarafından benimsenmesini de sağladı. Zira ilk o dönemin Filistin'deki sol hareketleri milliyetçi veya İslamcı bir perspektiften değil, daha çok ulusal kurtuluş çizgisinden hareketle bir dava güdüyorlardı ve dünyadaki diğer devrimci güçlerle aynı zamanda ezilen halklarla da dirsek teması kurmaya meyyaldiler. Fakat zamanla hepimizin bildiği üzere işte Filistin Kurtuluş Örgütü dahi başta olmak üzere laik, seküler Filistin hareketleri peyderpey ya tasfiye edildiler ya da oradaki İslamcı, cihatçı yapılar daha fazla yaşam alanı bulmaya başladılar. Özellikle de işte 1990'lı yıllardan itibaren. Şimdi sorunuza geri dönecek olursam, bu süreçte ise Türkiye'deki Kürt hareketi yani 1980'lerden itibaren, hatta bunu 1970'lere de götürebilirsiniz, devlet destekli bir takım cemaatler ve işte 1990'ların Kürtlerin Hizbul Kontra dedikleri Hizbullah'ı hariç tutulursa Türkiye'deki Kürt isyanları ve Kürt hareketi hep sol tandanslı veya işte enternasyonist bir çizgide ola geldiler. Fakat dediğim gibi Filistin'deki siyasi yapılar değişmeye başladı ve Hamas oradaki öncü güç haline geldi. Hamas'ın temel motivasyonuna da bakıldığında aslında Filistin davasından çok cihat davasının öne çıktığı ve temel motivasyonlarının da antisemitizm olduğu görülüyor. Bu tabii Kürtler açısından bakıldığında Kürtler hani antisemitist herhangi bir harekete çok da meyal değiller. Çünkü Kürtlerin motivasyonu da mücadele motivasyonu da din odaklı değil. Bunu sadece Türkiye'deki Kürtler ve Kürt hareketi için söylemiyorum. Irak'ta, belki İran'ı tam bilmiyorum açıkçası ama Suriye'de en azından bu böyle. Filistin'de Kürtler hem ezilme pratiği açısından kendilerini hep Filistin halkıyla özdeşleştirirler. Yalnızlığı ve güvensizliği veya tekinsizliği itibariyle de zaman zaman kendilerini İsrail'le ya da daha da doğrusu tabii ki Yahudilerle özdeşleştirirler. Onların yalnızlığı ve tarihsel olarak her zaman tehlike altında bulunmaları dolayısıyla. Günümüzde de yani son işte 7 Ekim'de başlayan Hamas'ın başlattığı operasyon ve ardından İsrail'in büyük savaşı, işte az önce sizin de bahsettiğiniz HEDEP'in
Dördüncü olağan kongresinde de bahse konu oldu. Yeni eş başkanlar Sebahat Tuncel diyorum maalesef hapiste. Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan her ikisi de buna bir gönderme yaptılar. Hamas'ın eylem biçimini sivillere yönelik, Yahudilere yönelik cinayetlerini reddettiklerini ama mazlum Filistin halkının yanında olduklarını beyan ettiler. Bakın Gökçe Hanım, şu anda biz çok enteresan aslında bir döneme tanıklık ediyoruz. Türkiye'de tarihsel olarak Filistin davasını ve Filistin halkının mazlumluğunu hep bir benzer hikaye olarak görmüş ve desteklemiş olan Türkiye'deki Seküler Kürt Hareketi bir yana, bir de işte iktidar destekli Hüdapar'ın Filistin halkından ziyade Hamas yanlısı nümayişlerine, gösterilerine tanıklık ediyoruz. Ben sizin referans aldığınız yazıda da söylemiştim. Aslında şu anda Türkiye'de de devlet veya devletin içindeki bir klik tıpkı Filistin'de olduğu gibi Türkiye'de de Seküler Kürt hareketini ekarte ederek, baskılayarak onun yerine milliyetçiliği de, Kürt milliyetçiliğini de yer yer kullanan, işlevselleştiren ama esas olarak İslamcı bir Kürt örgütlenmesine alan açmaya ve esas olarak da onun, tırnak içinde söylüyorum, temel Kürt aktörü haline getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla Seküler Kürt Hareketi'nin 7 Ekim'den itibaren Filistin meselesindeki mütereddit hali ve açıktan bu operasyonu desteklemekten imtina etmesinin sebeplerinden de biri de bu. Yani Türkiye'de de bir Kürt hamasının oluşturulmaya çalışıldığının bilinmesi. Bir diğeri tabii ki bakıyorsunuz, yani 7 Ekim günü Hamas'ın gerçekleştirdiği operasyon, aslında ne kadar insan öldürebilirsek ve ne kadar insan kaçırabilirsek, rehin alabilirsek stratejisi ya da taktiği üzerine kurulu. Bu da tabii ki ortaya korkunç bir katliam çıkardı. Eğer İsrail devlet terörünü uygulamasaydı, devasa bir katliam harekatına girişmeseydi, yani 7 Ekim'de İsrail tırnak içinde belli bir devlet vakarıyla ve soğukkanlılığıyla hareket etseydi, devlet terörü yerine işte bu meseleyi önce kendi yurttaşlarının can güvenliğini muhafaza etmek üzere tedbirlere ağırlık vererek ve sonra da peyderpey daha insancıl bir reaksiyon gösterseydi, bütün dünyanın büyük desteğini alır ve aslında Filistin davasını ya da en azından Hamas'ı tamamen sildirebilirdi. Çünkü Hamas'ın yarattığı şey oydu. Fakat burada şöyle bir mesele var. Aslında İsrail ve Filistin açısından her iki tarafın da uluslararası kamuoyunda ilk günler için söylüyorum, 7 Ekim, 8 Ekim ve aslında şu anda İsrail için genel olarak da böyle, uluslararası kamuoyunda bir meşruiyet aramıyorlar. Dolayısıyla insancıl bir yöntem, savaş suçu işlememe hassasiyeti göstermiyorlar. Burada yapılmak istenen her iki tarafında büyük bir güç gösterisi. Bu güç gösterisinin özellikle Filistin halkını ve Gazze halkını nasıl bir katliamla, nasıl bir etnik temizlikle karşı karşıya bırakacağını Hamas bilmiyor değildi. Herkes kendi düşmanını aşağı yukarı tanır. Buna rağmen bütün böylesi bir katliamın da eşlik ettiği bir hamlesi Hamas'ın artık Kürtler dahil olmak üzere pek çok uluslararası gücün Filistin davasını eskisi kadar hummalı bir biçimde sahiplenmesini geciktirdi.
Nasıl oldu? Ancak ve ancak İsrail devlet terörü başladığında Filistin halkı savunulabilir hale geldi ama artık ok yaydan çıkmıştı. Genel olarak bunu söyleyebilirim. Ve son olarak da hani bu bahiste şunu söylemek lazım. Kürtlerle Filistin halkını aynı kefeye koyamayız. Çeşitli parametreler dolayısıyla da tarihsel arka planı ve coğrafi konumu itibariyle de. Kürtler Lozan Anlaşması'yla birlikte bundan 100 yıl önce 4 devlet arasında, daha doğrusu 4 parçaya bölündüler ve her bir parçada da ayrı rejimlerin baskısı altında yaşadılar. Ve bu süreçte de Kürtler örneğin Saddam Hüseyin Halepçe Enfal Harekatı ve Halepçe soykırımını yaptığında Kürtleri savunan, onlara açıktan destek veren hiçbir devlet olmadı. Türkiye'de Kürtler büyük bir baskı ve kılıçtan geçirildiklerinde, işte 100 yıl başından itibaren çeşitli katliamlardan, Dersim'den, Şeyh Said isyanı sonrası 15 bin kişinin katledilmesinden, 1990'lardan, bu son birkaç yılda yaşananlardan, işte Roboski katliamını düşünün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bile bu davayı konu etmedi. Bu süreçte bile hiçbir Kürtlerin davasına destek veren hiçbir devlet olmadı. Elbette uluslararası kamuoyu içinde Kürtleri destekleyen gruplar her zaman oldu ama bir bütün olarak Kürtler hep sahipsizlik duygusu içinde yaşadılar yüzlerce yıldır. Yüz yıldır demiyorum. Şimdi Filistin açısından durum böyle değil. Bugün Filistin çeşitli devletler tarafından açık veya örtülü bir biçimde öyle veya böyle destekleniyorlar. Dolayısıyla burada bir benzerlik kurulamaz. İkincisi, Kürtler bunca baskılara maruz kaldıkları süre boyunca Filistin'deki örgütler tarafından yeteri kadar desteklenmediler. Bekledikleri desteği esasen hiçbir zaman göremediler. Kürtler Filistinlilerden. Peki İsrail'den Kürtlere bir destek geldi mi? Zinhar gelmedi. İsrail de her zaman bölgedeki egemen güçlerin müttefiki ola geldi. Dolayısıyla da Kürtlerin bu açıdan Filistin halkından çok daha sahipsiz ve yalnız olduğunu söylemek gerekiyor. Bunu belirtmek istedim. Buyurun. Şimdi aslında Hamas ve Hüdapar benzetmesi yaptınız. Burası kritik. İşte bir tarihsel süreci de özetlediniz Filistin'de. Bir seküler Filistinli direnç gruplarını tasfiye etmenin bir aracı da oldu Hamas dediniz. Belki bugün Hüdapar Türkiye açısından aynı işlevi görebilir yorumunu yaptınız ki Süleyman Soylu'nun açıklamaları da vardı seçim öncesi. Bu da kritik ittifaka işte Cumhur İttifakı'na Hüdapar'ın katılma sürecinde. Ben şunu sormak istiyorum. Bu stratejinin Kürt toplumunda karşılığı olabileceğini düşünüyor musunuz? Şöyle şimdi 1990'larda nasıl ki İsrail Filistin'deki sol örgütleri hem ezerken hem de Filistin'deki işte Hamas eliyle ezdirirken ve Hamas'a yol verirken yenebileceği bir kuvvet, meşruiyet derdi olmayan, dolayısıyla size saldırdığında her türlü eylem biçimini meşru gören bir tırnak içinde kendince bir yenilebilir güç inşasına destek verirken İsrail Hamas'ı, aynı tarihlerde aşağı yukarı Türkiye'de işte Hizbullah'ı destekliyordu. Hizbullah bir işte silahlı örgüttü, devletten ziyade seküler Kürt hareketine saldırıyordu. Diyarbakır'da işte sokak ortasında onlarca gazeteciyi, siyasetçiyi katletti. Ve ne zaman ki o dönemin iktidarı tarafından artık kontrol edilmesi güç bir tehlike haline geldi, o zaman Hizbullah'ın başını ezdiler. Fakat dolayısıyla yani şunu söylemek istiyorum. Devlet aklı bunu yeni keşfetmiş değil ya da Süleyman Soylu bunu yeni keşfetmiş değil. Fakat
İktidarın keşfettiği şey şuydu, hani silahlı değil ama siyaset yapan, siyasi bir aktör olan, Kürt milliyetçiliği söylemini de kullanan, alt sınıflara hitap eden, yoksul alt sınıf Kürtlere de hitap eden ve tabii ki dini kullanan bir hareketin Kürtlerde peyderpey gelişebileceği, Kürt alt sınıflarında filizlenebileceği düşünülüyor. Şu anda da düşünülüyor. Ve aslında Hüdapar'ın bölgede özellikle alt sınıfların, o yoksulluk ve açlık içindeki alt sınıfların işte desteklenmesi, yardım gruplarının oluşturulması vesaire üzerinden bir şekilde bir çekim merkezi haline gelmesi tasarlanıyor olabilir. Önümüzdeki 10 yıl, Süleyman Soylu öyle dediği için diyorum, yani 10 yıl sonra diyor, bölgede aksın nasıl muhafazakarlığa doğru eğildiğini göreceksiniz ve bunun bir devlet aklıyla yapıldığını herkes görecek ve bunu yapan da Tayyip Erdoğan olacak diyordu. Bu o sırada Hüdapar üzerinden AKP'ye gelen eleştirileri savsaklamak için aslında Süleyman Soylu'nun bir nevi belki de farkında olmadan ifşa ettiği bir plandı. Şimdi bu Hüdapar'ın Hamas eylemlerine ve işte sözüm ona Filistin davası lehine yürüttüğü etkinlikler ve yürüyüşlerde aslında bir benzerliğin kurulmasını daha da kolaylaştırıyor. Kürtlerde taban bulabilir mi? Zannetmiyorum. Hala ve hala çok güç. Bence bu artık bu mesele Türkiye'deki bütün seküler sol hareketlerin ve bir bütün olarak Türkiye'nin meselesi. Eğer şu anda tırnak içinde devletle ya da iktidarla uzlaşan bir İslamcı Kürt hareketi ya da evcil bir Kürt Haması oluşturulabileceği düşünülüyorsa bunun da büyük bir yanılgı olacağı görülür. Zira İslamcı motivasyonun ne tür sonuçlar yaratacağını yakın zamanda biz pek çok silahlı örgütte de gördük. Ve son olarak bu bahiste şunu söyleyeyim. Artık Kürtler açısından Türkiye'de demokratik bir sistem içinde yaşamanın arayışları söz konusuyken devletin bu tür tehlikeli adımlara meyletmesi devletin de Kürtlerin de bir bütün olarak Türkiye toplumunun da ileride baş edemeyeceği sonuçlar yaratabilir. Şimdi ezilme pratikleri üzerinden işte Filistin meselesi ve Türkiye'deki Kürt sorunu karşılaştırması yaptınız. Bir ezilme pratikleri lafı kullandınız, dikkatimi çekti. Şunu sormak istiyorum. Filistin meselesine, Filistin tırnak içinde davasına Türkiye'de İslamcılar sahip çıkıyor. Bir işte mazlumların yanında olmak, din kardeşliği genelde söylemi de bunun üzerinden kuruyor. Ancak Türkiye'de Kürtler ezilme pratiklerine itiraz, hak mücadelesi açısından İslamcılardan aynı desteği görüyor mu sizce? Gökçe Hanım, Türkiye'deki İslamcı gruplar Filistin davasını sahiplenmiyor. Ve şu anda gösterdikleri tırnak içinde hassasiyetle Filistin halkıyla ilgisi yok. Esas olarak Hamas'la ilgisi var. Eğer şu anda Hamas yerine yine Filistin Kurtuluş Örgütü ya da bir sol Filistin sol hareketi söz konusu olsaydı Türkiye'li İslamcılar gıklarını çıkartmazdı. Riyakarlık yapmaya bile hacet duymazlardı ve bu onların sorunu der İsrail gibi bir gücü karşılarına almaktan da imtina ederlerdi. Hatta şunu söylerlerdi. Onlarca Arap devleti var. Onlar sahip çıkmıyorsa biz ne yapalım derlerdi. Şu anda Türkiye'deki İslamcıların sadece Filistin için söylemiyorum. Bir bütün olarak bu coğrafyada Türk İslamcıları sadece şuna bakar. Zulüm görenin İslamcı olup olmadığına bakar.
Aynı şeyi biz Suriye'de görmedik mi? Gördük. Suriye'de Beşar Esad'la 2007'de Halep stadını birlikte açarken Erdoğan 2003'ten itibaren 2004'ten itibaren Esad işte 57 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen ilk Suriye başkanı iken can ciğer kuzu sarması iken bunlar ne oldu da 2011'den itibaren Esad esetleşti? Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun kendisi söyledi. Savaştan hemen önce Beşar Esad'la oturuyor ve diyor ki, affedersiniz sanırım bunu Beşar Esad ifşa etti o görüşmeyi. Bana Müslüman kardeşlere iktidar alanı aç dediler demişti Beşar Esad Türkiye için. Eğer o alanı açsaydı Esad hiçbir zaman Esad olmazdı. Üstelik de o Esad 2004 yılında Kamışlo'da Kürt 37 Kürt'ü bir futbol müsabakası sırasında katletmişken. Şu anda aynı şey Filistin'de de geçerli. Bakın Rojava'da şu anda Türkiye bir harekat düzenliyor oraya peyderpey. Orayı bir tür gazzeleştirircesine sürekli tehdit altında tutuyor. Peki Türkiye'nin attığı bombalar hiç mi sivillere çarpmıyor? Öyle bir hassasiyeti mi var? Sivillere çarpmayan silah mı icat etti Türkiye? Yok. Peki niye seslerini çıkartmıyorlar? Niye kendi iktidarlarına ya barış yolu varken Kürtler bizim kardeşimizken niye ne bu şiddet bu celal demiyorlar? Çünkü Suriye'deki Kürt hareketi İslamcı bir hareket değil. Bu kadar basit, bu kadar açık. Eğer Suriye'deki Kürtlerin başını İslamcı, cihadist bir hareket çekseydi zaten Türkiye'de bu kadar hassas davranmazdı. Burada o yüzden yani Türkiye'deki İslamcıların Filistin davasını ya da herhangi bir mazlum halkın davasını sahiplenmesi söz konusu olamaz. Çin'e bakın, Uygur Türklerine bakın. Türkiye İslamcıları bu konuda tek bir kelam ediyorlar mı? Türkiye İslamcıları etnik kimliğe bakarlar ve esas olarak da inanca bakarlar. Hristiyansa Ermenistan yerle bir edildiğinde bile gıklarını çıkartmazlar. Yani özeti şu, Türkiye'deki İslamcıların kardeş dedikleri başka halklar değil, başka halklara kardeş gözüyle bakmazlar. Ümmetin içindeler mi ve İslamcılar mı? Tasnifi buna göre yapıyorlar. Ve Kürtler, bugün Kürtler o yüzden mütereddidler. Hamas meselesinde de Türkiye'deki Kürtlerin mütereddit olma halinin temelinde Türk İslamcılarının ikiyüzlülüğü ve riyakarlığı yatıyor. Aynı şey bakın Kürt İslamcıları için de geçerli. Hüdapar nümayişler yapıyor, yürüyüşler yapıyor Diyarbakır'da. Daha 6-7 yıl önce o yürüyüş yaptığınız sokaklar da bombalar patlıyordu. Orada sur yerle bir ediliyordu. Tek bir defa çıkıp ya bunu yapmayın dediniz mi? Hayır. Yani Kürt de olsa, Türk de olsa burada İslamcılar açısından etnik kimlik ezilen halkları muhafazaya değil tasnife vesiledir. Sadece ve sadece İslamcı olması onları sahiplenmeye ancak yarıyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu nasıl bir sahiplenme? Her zaman Türkiye'deki İslamcılar, özellikle Türk İslamcıları her zaman en risksiz desteği gösterirler. Riski de hiçbir zaman tehlikeyi göze almazlar. Şu anda burada İstanbul'da işte ya da ekranlarda küçük küçük toplantılarla Filistin halkının yanındayız demenin Filistin'de bombaların altında hayatını kaybedenlere ne desteği var, ne faydası var? Yok, ama onların desteği bundan ibaret. Ve üstelik bunu da Türkiye içinde bir kutuplaşmaya ve düşmanlaştırmaya vesile ederek bunun için kullanıyorlar.
Siz sahip çıkmadınız, siz İsrail yanlısısınız, siz bilmem nesiniz diye Türkiye'de bütün 7 Haziran, 7 Ekim'de katledilen Yahudi çocuklarına da ağlayan ama 50 yıldır Filistin çocuklarına da ağlayan Türkiye'deki sol sosyalistlere, Kürt hareketine siz İsrail yanlısısınız demek üzere bu nümayişleri tertipliyorlar. Yoksa Filistin halkına destek gibi bir dertleri falan yok. İrfan Ak'tan çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Berfin Bayır bizimle birlikte olacak az sonra ama bir kongrede neler yaşanmış bakalım. Berfin'in ve Enes'in kamerasından sonra Berfin bizimle olacak. Merhaba! Bir öldürmek teşhiri nereye? Evden, evden kadar hayır teşhiri demiş şekilde. Evet teşhiri demiş yine. Hemen ve nere? Asam fikir. Hayır geriye kiram alın rabiye. Ev gelmedi. Ev dünü geliği dukve davet edin. Ev yekten bir ulu kuvvet sabır edici vatandaş gerekir. Ev güveşen cilt teşhiri denen na. Uşu asam nefeslerinizi tutun, yeni partimizin adı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi. Birkaç kere daha söylemek istiyorum. Aslında partimizin adını ne kadar değişirse değişsin, değiştirirsek değiştirelim. Her zaman özellikle röportajlarda ve toplantılarda bütün partilerimizin adı HEDEP'ti. Şimdi gerçekten HEDEP. Evet, hoş geldin HEDEP. Amblemi hareketli, dinamik, çizgisellikle böyle bilgi ağaç, güneş ve insan figürleriyle ekoloji, değişim ve dönüşüm tarif edilmiştir. Partinin merkezi Ankara'dadır. Partimiz yeni bir yaşam ve gelecek için demokratik, özgürlükçü, yürek dolusu hasretle selamlıyor, özgür yanımlarda görüşebilmeyi umut ediyoruz. Serkefti, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı. Medyaskop muhabiri Berfin Bayır bizimle birlikte. Berfin merhaba, hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar Gökçe. Berfin, senden dinleyelim. YSP yoluna Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde işte nasıl bir politika, konuşmalar, coşku, detaylar nelerdi? Sen tabii görüşmeler de yaptın gün boyu. Senden dinleyelim. Önümüzdeki dönem bir politika değişikliği de bekleniyor mu? Tabii ilk önce bir kongrenin havasıyla başlayayım. Kongreye gelirken aslında çok fazla içeriye girerken sıkıntı yaşamadık. Ama üç aşamalı bir güvenlik kontrolü vardı. Polisler sıkı arama yapıyordu. Bunu özellikle belirttim. Çünkü kongrenin içerisinde daha sonrasında bir olay oluyor ve o olayda aslında sıkı yapılan aramadan içeriye girilebilen bazı şeyler olduğunu görmüş olacağız. Anlatacağım birazdan. Bize
polis hem kimliğimizi hem akreditasyonumuzu hem de kurum kartımızı sordu 3 kere. Çantalarımız sıkıca arandı. Daha sonrasında da içeriye giriş yaptık. Basın için bir yer ayırmışlardı zaten. Herkes oraya geçti. Kongrenin başında yani normalde saat 10'da başlaması gerekiyordu ama 20 dakika kadar bir gecikme yaşandı. Bu 20 dakikalık gecikmeye kadar da aslında hem kongrenin içerisi dolmuş oldu. Çünkü dışarıda olan da bir sürü insan vardı. Daha içeriye geçememiş olan insanlar vardı. Hem onlar geçmiş oldu hem de hazırlıklar tamamlandı. Ses sistemi vesaire onlar tamamlandı. En sonunda da 20 dakikalık gecikmeden sonra kongre başlandı. Kongre divan eş başkanlarının seçilmesi ile aslında başladı. Divan eş başkanı olarak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni seçildi ve kongreyi onlar yönettiler. Meral Danış Beştaş aslında en çok kongrede heyecanlanırken yani sunarken heyecanlandığı şey partinin yeni ismi oldu. Hatta öyle ki gerçekten çok heyecanlandığı için oy birliğine sunması gereken parti ismini oy birliğine sunamadı o sırada. Coşkuyla karşılayan kalabalık da bunu zaten mazur gördü. Daha sonrasında partinin ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi HEDEP oldu. Burada videoda da aslında izletildi. HEDEP eski partilerin isimleri, eski Kürt siyasi partilerinin isimlerine de atıfta bulunarak açıklandı. Sonrasında eş başkanlar belirtildi. Daha doğrusu eş başkan adayları açıklandı. Adaylar oy birliğiyle kabul edildi. Tek listeyle gidildi zaten. Daha sonrasında da eş başkanlar belli oldu kongrenin sonunda. Ama kongrenin sonuna gitmeden önce aslında kongrenin içinde neler yaşandı birazcık da bundan bahsetmek istiyorum. Başlarda epey coşkulu olan kongre seçime daha kalmadan partinin faaliyet raporları okunmaya başlandıktan sonra yani öğle saatlerine denk geliyor bu tam olarak. Aslında coşkulu bir kalabalıktan salondan dışarıya çıkan ve boşalan bir salonla devam etti. Coşkulu kalabalığın en büyük sebebi aslında hem cezaevindeki tutuklu siyasetçilerin mesajlarıyla o coşku arttı sürekli. Hem partinin yeni ismi tabanda hoşnut karşılandı. Hem de verilen mesajlar önemliydi. Özellikle eş başkan adaylarının konuşmalarından öne çıkanlardan bir tanesi Tülay Hatimoğulları'nın konuşmasıydı. Tülay Hatimoğulları konuşmasında sol geleneğe daha çok vurgu yaptı. Deniz Gezmiş'ten bahsetti. Diğer sol gruplardan bahsetti. Bunların önemine dikkat çekti. Bu yüzden aslında en çok alkış alan da onun konuşması oldu. Hatimoğulları'nın yanı sıra Tuncay Bakırhan da konuşmasında aslında tabana hitap etti. Konuşmasında hem Kürt sorununu hem Abdullah Öcalan'ın tutukluluğuyla ilgili vurgular vardı. Her iki eş başkan adayının da aslında şu an eş başkanlar. Onların ikisinde de bu konuşmalarda bu başlıklardan söz edildi. Kürt sorununun çözümü için, demokratik çözümü için Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunun bırakılması, serbest bırakılması, özgür bırakılması gerektiği vurgusu çok fazla yapıldı. Onun dışında Filistin ve İsrail şu anki gündem maddesiydi. Hamas'a destek vermediklerini belirtti. Ancak Filistin'deki halkın mücadelesinin meşru olduğunu söylediler ve İsrail'e karşı olduklarını belirttiler. Her konuşmada konuşmacı hem eş sözcüler bundan bahsetti İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar hem de eş başkanlar bunu konuşmalarında vurguladılar. Bu yüzden aslında HEDEP'in bu dönemde gündem maddelerinden bir tanesi de İsrail ve Filistin savaşıydı diyebiliriz. Onun dışında diğer bir konu ise şuydu. Kongrenin başında
aslında bahsettiğim üzere çok sıkı bir arama olmuştu ama bu sıkı aramalara rağmen Abdullah Öcalan'ın pastelleri içeride açıldı. Ve daha sonrasında da bu kişiler gözaltına alındı. Bu da önemliydi. Sonrasında savcılıktan da açıklama yapıldı gözaltına alınması ile ilgili. Ayrıca çok sayıda partinin temsilcileri de kongreye katılımda bulundu. Önceki yayında da söylemiştik, partiden diğer birçok muhalefet partisine aslında katılmaları için davet gönderilmişti. Her ne kadar iktidar partisi ve ortağına gönderilmemiş olsa da MHP ve AKP ve aynı zamanda Hüdapar'a da göndermediklerini net bir şekilde belli etmişlerdi. Bunun sebebi olarak da bayramlaşmalarda bile görüşmediklerini, ilişki kurmadıkları partilere göndermediklerini davet diye belirtmişlerdi. Bu yüzden onlar yoktu ama geri kalan muhalefet partilerinden birçok katılımda bulunan temsilciler oldu. Kalabalıktı. Onun dışında Selahattin Demirtaş ve Adnan Selçuk Mızraklı'nın gönderdiği mesaj epey coşkuyla karşılandı. Abdullah Öcalan'ın tutukluluğu ve İmralı'dan bahsederken güzel bir tepki vardı salonda. Tabanın istediği mesajlardı. Ayrıca Tülay Hatimoğulları'nın hem Arapça hem Kürtçe hem de Türkçe açıklama yapması konuşmasının başında taban tarafından sevildiğini söyleyebilirim açıkçası. Ayrıca bir diğer konu da bir sinevizyon oynatıldı. Sinevizyonda eski Kürt partilerinden bu yana olan görüntüler vardı, mitingler, logolar vardı. O görüntüler epey hoşnut karşılandı. Salonda çok güçlü bir alkış ve sloganlar atıldı. Birleşe birleşe kazanacağı sloganları vardı. Bu da önemliydi. Onun dışında benim aktaracaklarım bu kadar. Berfin Bayır, çok teşekkür ediyoruz. Kongrede an be an yaşananları Berfin Bayır'dan dinledik, aktardı. Şimdi Cansu Timur bizimle birlikte olacak. CHP MYK'dan son gelişmeleri aktaracak. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Cansu Timur bizimle birlikte. Cansu, merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe, yayınlar. Genel merkez önündesin Ankara'da, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi önündesin. Görüşmelerin de oldu, olacak, devam edecek. Son gelişmeleri, kulis bilgilerini senden dinleyelim. Ne bekleniyor? Evet, CHP MYK bugün 14.47'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Biz bugünkü toplantıda gündemin kongreler olmasını ve yerel seçim çalışmaları devam ediyor. CHP'de bunların olmasını bekliyoruz. Kongrelerde 81 il arasından 80'inin il kongresinin bittiğini söyleyebiliriz. Yalnızca Bitlis'in il kongresi kaldı. O da salı günü yapılacak. 6 kurultay delegesi gönderiyor Bitlis kurultaya. Dolayısıyla artık olağan kurultay için hesaplamalar yapılmaya başlandı. Hem değişimciler hem de genel merkezi destekleyenlerin cephesinde hangi kurultay delegesi Kemal Kılıçdaroğlu, hangi kurultay delegesi Özgür Özel'i destekleyecek, bu konuda tartışmalar yapılmaya başladı. Bunu ifade edebiliriz. Çünkü 3 hafta gibi bir süre kaldı kurultaya. 5-6 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda 38. olağan kurultay gerçekleşecek. Kurultaya 3 hafta kaldığını ifade ettik. Bu 3 hafta süresince bizim edindiğimiz bilgilere göre hem değişimi destekleyenler hem de genel merkezi destekleyenler, genel başkan adayları hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel kurultay delegeleriyle, il örgütleriyle çeşitli temaslarda bulunacak. Bunların başladığını ifade edebiliriz. Cuma günü Hatay'ın ve Yozgat'ın yeni seçilen il örgütünü Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı. Özgür Özel de bugün kongrelerin artık bitmesinin ardından ziyaretlerde bulunuyor. Eskişehir, Bilecik ve Bursa'nın il başkanlıklarını ziyaret ediyor Özgür Özel. Bizim konuştuğumuz değişimi destekleyen milletvekilleri bu hafta Ekrem İmamoğlu'nun da yeni seçilen örgütlerle, il başkanlarıyla, değişimi destekleyenlerle temasları olacağını ifade ediyor aslında. Hem Ekrem İmamoğlu hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli temaslarda bulunacak. Tabii Cuma günü
farklı bir durum daha gördük. İzmir Milletvekili Deniz Yücel ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu. Her ikisi de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimlerdi. Bu isimler sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Özgür Özel'i desteklediklerini açıkladı. Bunun üzerine bazı değişimi destekleyen milletvekilleriyle konuşma şansı buldum. Daha fazla değişimi destekleyen, Özgür Özel'i destekleyen isimleri biz bu 3 haftada göreceğiz dediler. Yani bu 3 hafta boyunca genel başkan adayları görüşmelerini sürdürürlerken diğer yandan milletvekillerinin, parti meclisi üyelerinin daha önce Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel desteklediğini bildiğimiz isimlerin saflarını daha açık ortaya koymalarını bekliyoruz. Çünkü her birinin kurultay delegeleri üzerinde etkileme güçleri var. Bugün konuştuğum bir değişimci iddialı konuştuğunu söyledi. Kurultaya ilişkin Özgür Özel'in kazanacağını düşünüyorlar. Değişim dalgasının örgütlerden geldiğini, tabandan geldiğini ifade ediyorlar ve bu kapsamda hem İstanbul hem de bu hafta gerçekleşen kongrelerde değişimcilerle değişimcilerin neredeyse yarışmaya başladığını söylüyorlar. Bu hafta sonu yapılan bazı kongreler vardı. Onlar Bartın, Van, Tunceli, Sakarya, Kastamonu, Düzce, Bolu, Ağrı ve Çankırı'nın kongreleriydi. Burada neredeyse değişimcilerle değişimciler yarıştı. İl örgütlerine temsilcileri ben daha çok değişimi destekliyorum dedi. Biz öyle öngörüyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında bile değişimi destekleyenler olacak. Bu 3 haftada İBRE buraya doğru gidecek diyorlar. Tabii genel merkezdeki sohbetler daha farklı. Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda rakipsiz olduğunu savunuyor. Arada bir mesaj çıksa bile Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine mesaj çıksa bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayı kazanacağı düşünülüyor. Bugün de yine Merkez Yönetim Kurulu'nda az önce ifade ettiğim gibi bu başlıkların ele alınmasını bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu daha çok yerel seçim çalışmalarını birkaç haftadır edindiğimiz bilgilere göre konuşuyor MYK'da. Ancak MYK üyelerinin de bir yandan gözü kulağı bu ilk kongrelerinin sonuçlarında ve 38. olağan kurultayda ne olacağına yönelik olduğunu ifade edebiliriz. Saatler 16.15'i gösterdiğinde 15 dakika sonra CHP sözcüsü Faik Öztrak basının karşısına çıkacak ve açıklamalarda bulunacak. Biz de kongrelere ilişkin değerlendirmesini ve yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesini alacağız. Özgür Faik Öztrak'ın sorularımızı yönelteceğiz diyebilirim. Cansu Timur, çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Sana veda edelim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez önüne ve şimdi İYİ Parti'ye gidelim. Özgecan Özgenç de İYİ Parti'nin önünde Kürşat Zorlu'nun saat 15 sularında bir açıklama yapması bekleniyordu. Özgecan'dan dinleyeceğiz gelişmeleri. Rejiden bilgilendirme bekliyorum arkadaşlar. Evet, buyurun. Özgecan merhaba, hoş geldin. Sesini açar mısın Özgecan? Evet, açıldı. Şu an geliyor sesin. Nedir İYİ Parti'de son durum? Kürşat Zorlu'nun açıklamalarından hangi başlıklar öne çıkıyor? Genel İdari Kurulu'ndan bir kulis bilgisi elde edebildin mi Özge? Bugün Başkanlık Divanı toplandı. Gökçe yaklaşık 3 saat süren bir toplantı yaptı Başkanlık Divanı. Ardından da Kürşat Zorlu'nun açıklamaları oldu. Kürşat Zorlu'nun toplantısında özellikle yerel seçimler gündemine ilişkin konuştuklarını aktardıktan sonra genel gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin Türkiye için olabilecek tehlikelere işaret etti. Yeni bir göç dalgası gibi Suriye, Lübnan üzerinden çatışma ortamının genişlemesi gibi sorunlara, tehlikelere işaret etti. Emeklilerin sorunlarına, 5000 liralık ek ikramiyenin veriliş şeklini, çalışan emeklilere verilmeyişini yarattığı adaletsizliklere dikkat çekti ve ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorularımızda yerel seçim ve özellikle CHP'li ittifak meselesi gündemdeydi. CHP'de Kasım'da yapılacak, 4-5 Kasım'da yapılacak kongrede bir değişim hareketinin, değişimci adayların kazanması durumunda CHP ile İYİ Parti ittifak yapabilme ihtimali soruldu. Kürşat Zorlu bunun CHP kadrolarına ve CHP seçmenine haksızlık olacağını, başka partinin kongresi hakkında konuşmadıklarını ancak kararlarının net olduğunu söyledi. Ardından İmamoğlu'nun açıklamalarını sorduk. Geçtiğimiz hafta Özgür Özel İmamoğlu'nu ziyaret ettiğinde hem Özel'in hem de İmamoğlu'nun İstanbul İttifakı'na ilişkin açıklamaları olmuştu. Özgür Özel, İmamoğlu'nun İstanbul İttifakı'nın
kazandırdı aday olduğunun altını çizerken İmamoğlu da İyi Parti'nin de içinde olması kaydıyla diğer ittifak ihtimallerinin de canlı olduğuna işaret etmişti. Bu soruyu yönelttik Kürşat Zorlu'ya. Zorlu bu bahsin kendileri için kapandığını, İyi Parti'nin 81 ilde adaylarını çıkaracağını ifade etti. Bunun başkanlık divanında değerlendirilmediğini söyledi ve İmamoğlu'nun bu konuda kendileriyle, partisiyle iletişime geçip geçmediğini sorduğumuzda da bu yönde herhangi bir irtibat kurulmadığını da ekledi Kürşat Zorlu. Bu hafta Akşener Perşembe günü, 19 Ekim Perşembe günü Düzce'de olacak ve Düzce belediye başkan adaylarını açıklayacak Gökçe. Bu açıkladıkları dördüncü aday olacak. Şimdiye kadar İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş'ta adaylarını açıklamışlardı. Dördüncü il Düzce olacak. Cumartesi günü 21 Ekim'de partinin 6. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama programı olacak Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda. Bu burada milli beyannameyi açıklayacak Akşener. Bu programın ardından önümüzdeki günlerde diğer illerdeki adaylarını da açıklamaya devam edecekler. İyi Parti Başkanlık Divanı ve Kürşat Zorlu'nun açıklamalarından aktarabileceklerimi şimdilik bunlar Gökçe. Özgecan Özgen, çok teşekkür ediyoruz. Sana da veda edelim. İyi Parti Genel Merkezi önünden son gelişmeleri aktardın. Böylelikle yayınımızı da bitiriyoruz. Siz izleyicilerimiz lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın ki daha çok kişiye ulaşalım. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.